Bu nasıl yok? Periskop mu şu anda? Sende vardır da sen başka isimle bakıyorsundur oralara. Yok yok, gerçekten de bende yok. Abi şu an canlı yayındasın. Abi. Evet. Şaka yapıyorsun. Vallahi canlı yayındayım şu anda. İnan. Burada canlı yayındayım. Heyecanlanmıyorum. Buradaki canlı yayından heyecanlanıyor. Heyecanlanıyor insan. İki canlı yayın iç içe. Bak böyle kalpler geliyor ve yazılar yazıyorlar anında. Allah evet. Evet biznesin. Beyaz adamdır. Dikkat et, hemen bak, de kendinle atmıştır. İlgili güzel şeyleri oku. Niye vallahi sadece beyaz adam? Peki böyle yapıp ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Olayı şu an bizi çektiğiniz için kalpler biraz artmıştır. Şu an biz mi görmüyoruz? Bak, yok. Hayır. Tavanı çekiyor. Onlar görüyor. Bize geçtik. Ya benim kendi kameram var. Ben buradan Ahmet bakarım. Size Ahmet Reis diyorlar. Fahrettin'den bakarım ben. Sen sosyal medyayı ciddi kullanıyorsun yani her şeyle ha? Evet, Oğuzhan da kullanıyor. Var mı hocam sizde? Facebook, Twitter. Resmi hesaplar var sadece. Efendim? İkimizin ortak resmi hesapları var. Bu periskopa girmeyi denediniz mi yok, hiç? Yok, yok, yok. Öyle bir şey yapmadım. Bakalım yok. Ortak girelim diye düşündük ama sonra sakat oldu falan diye. Peki hiç hayatınızda birinin evine girdiniz mi? İzinsiz. Ah. Evet. Girdiniz biliyorum, girdiniz. Ha? Girdiniz. Ya ama ben geri planda kalmayı tercih ediyorum. Ne zaman izleyeceğiz çok merak ediyorum. Ben diyorum ki yavaş yavaş izleyelim diyorum. Evet, lütfen evet. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Ben böyle bayağı bir süre önce izlemiştim. Bu Amerika'daki talk show'ları ben çok seviyorum. Çok da seviyorum. Jimmy Kimmel var. Talk show'cu. Ona Rihanna bir sürpriz yapmıştı. Rihanna Jimmy Kimmel'ın evine bir gece girdi. Jimmy Kimmel evde yatakta uyurken içeriden kapıyı açtılar Rihanna'ya. Rihanna bütün ekibiyle beraber kolonları da dayadı, ışıkları da dayadı. Uyurken Jimmy Kimmel bir anda her şeyi açtı, müziğe başladı ve adam yataktan bir şekilde vay vay öyle bir uyandı. Gecenin bir yarısı. Ben dedim ki Ahmetlere, Muratlara dedim ki böyle bir şey yapalım mı dedim. Beni Rihanna gibi tabii görmediği için. Ne oldu? Estağfurullah yani. Hayır, Rihanna dediğin için dedim. Ama şakayı Rihanna yapıyor. Mı? Şu an kendini Rihanna gibi görmüş oldu aslında. Anladım. Tamam. Şakayı yapan Rihanna. Evet. Sen düşünseydin önce bize yapsaydın sıkıntı yoktu yani. Oğuzhan'la Eser ile İbo'yu da yanımıza aldık. Bir de onların dizi çekimi var. Dizi çekiminden kaça çıkacakları belli değil. Ahmet, Murat, ben evde bekliyoruz. Adamın dizi uzadı uzadı, gece oldu 1-2, bitse de evine gitse, yatsa, uyusa diye bekliyoruz. Kapıyı da İbo'nun parmağı açıyormuş onun kapısına. İbo'lar da şeyler, eserleri de bekliyoruz. Neyse, İbo'lar da eserler de geldi. Dördümüz gece kafalarımıza GoPro'ları, kameraları taktık. Benim ekipten de kameraman arkadaşlar, ışıkçı arkadaşlar, sesçiler geldi. Ben bumcuyum, onu da söyleyelim ama sesçiyim. Evet, bumu. Sesi de sevgili Ahmet tuttu. Yaklaşık biz 10 kişi... Ben niye gelmedim? Ben de gelmedim. Evet. Sabaha karşı 4.30. Ama ya yani... göstermiyorum ya vallahi ya. Ama yani biz de orada bum bum tutardık bir şey değil mi? Ya evet, gecenin bir yarısı saat 2'de çağırmayalım sizi diye de ayıp ama olmasın ama biz diye de evli mutlu çocukluyuz diye. Ya sen de ayıp iyice olmasın diye. Tamam evet. Adam uyusun diye beklerken biz bir ara uyumuşuz için. Kaçta gittik biz eve? 4.40'da girdik odaya. 4.30'da. Evet, onu setten çıkmasın. Eve girdik. Ev karanlık zifiri. Kapının önünde sohbet ediyoruz. Ne yapacağız? Ya, heyecan bastı. Acaba yapmasak mı? Adam uyanır fırça atar. Bilmem ne olur diye korkuyoruz. Ay yazık, sen nihayetine nasıl yatak odasına gittik. Ya? Çektik, uyuyor mışıl mışıl. Yalnız 20 erkek eve girdik. Vallahi ruhun duymadı arkadaşlar. Tam. Buradan vallahi... hırsızlara sesleniyorum. Bir de tam yanına yaklaştık. Buyurun gelin. Murat'ın telefonu düştü. Hepinize yedirecek yer var. Vallahi gelseler gelirler yani. Ne abi? Murat'ın telefonu düştü ya, tam uyandıracağız bunu. Ona da uyanmadı. Tak diye, ona da uyanmadı. Ayakkabıları falan çıkarttık böyle çıt çıt. Ayağımızdaki o şey sesi geliyor. Çıtırt sesleri falan geliyor yani. Hep beraber izleyelim. Evet. Oğuzhan'ı gecenin bir yarısı nasıl uyandırdık? Ay ay. Şu anda bebekte kalabalık bir ekip Oğuzhan'ın kapısının önünde. Neden buradayız? Saat gece 4. Talk show'un adabında gerçekten bunu yapmak vardı. Birimizin başına patlayacak da Oğuzhan'ın başına patlayacak. Peki biz biraz daha sesli konuşursak kendisi bir şey çıkarsın. Ya. Gerçekten bu yaptığımız doğru mu? Bir dakika, iki arkadaşım burada. Üzülüyor musunuz böyle bir şey? Üzülüyor musunuz? Pişman yapmayalım. Abi bak, ben buraya geldim. Pişman değil. Buraya gel. Hayır. Bir yanım çok üzgün ama bir yanım çok mutlu. Üç adamdılar ya bunlar. Şimdi ikisi birden anında sattılar ya. Adam gibi adam şu anda içeride uyuyor. Önce yavaş yavaş gelelim içeriye. İçeride Oğuzhan uykuda. İçeriye bir ana dalacağız, ışıklarımızı, müziğimizi açacağız ve tepkileri hep beraber göreceğiz. Mesela? Çocuklar, Allah sonumuzu hayır etsin. Yani birimiz hepimizi, hepimiz birimizi mahvedecek bu kesin.
Gemilerde talim var Bahriyeli yârim var. O da gitti sefere ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sabrına vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Almazsan karakola gideceğim. Gemilerde talim var Bahriyeli ya. Rim var. O da gitti sefere ne talihsiz var. Ha getir ağzıma sok. Ağzıma sok. Şaka her şey tamam. Şu kafanızda utanmıyorsunuz değil mi? Periskop'ta canlı yayındayız. Utanmak hiç yok değil mi? Şu an Periskop'ta canlı yayındayız olsa. Şu an Periskop'ta canlı yayındayız. Şu an canlı yayındayız. Evet. İzleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın aşkına ne yapıyorsunuz? Gidin evinizde uyuyun insan gibi. Ulan seni evet. Sevdiğimizden kalkın lan. Kalk. Abi kastığınızı çıkarıp öyle gidiyor. Bak şu an bir şey söyleyeceğim. Biz tabi rica ettik kanka kıramazsın. Abi. Ya hepinizi anlarım. Ben şu resme inanamıyorum şu an. Biz de o tişörte inanamıyoruz. O da senin tişörte. Ya bu neymiş? Ya şu ne Allah aşkına ya. Kimler ya? Saniye çok ciddi bir şoktaydım. Biz eve nasıl girdiniz abi? Benim parmağıma geldik. Evet. Değil mi? Ya inanılmaz. Şurası bende hala bir ihtimal rüya olabilir. Benim olsa içinden küfür ediyorsan dışından etsene onu da bekliyordum. Şunu kaldırsanız diyeceğim var. Ya şu an polisi aradım. Dedim ki Beyazıt Öztürk, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Eser Yener, İbrahim Yoka hepsi zorla evime girdiler. Mesela önce beni götürürler. Hayır ben yani. Deli derler. Valla deli derler. Şimdi bu bir denemeydi. Eve 23 kişi girdik. Şuraya girene kadar uyanmadık. Hiç öyle bir şey yok. Evet evet. 23 tane de erkek. Öyle düşün. Seni gitti yoğun olma ya. Bunu yayınlamayacağım. Bu sana bir ders olsun. Evet. Siz bu kadar adam gidecek gibi durmuyorsunuz. Ben size çay yapayım. Hadi gel aşağıya. Hadi gel. Alkışlar. Hemen çay yapıyorlar. Bak şakayı kaldırdık. Çay yapıyorlar. Arkadaşlar bu cuma Beyaz Show'da görüşmek üzere. Evet beni de görün. Saat 10'u ben de uyanmasını bekliyorum. Hadi Nas. Bir daha erken uyuyun. Cumartesi de içiyordun mu? Evet. Şimdi biz senin hislerini alamamıştık. Şimdi alalım senin hislerini. Ben şu an izleyince uyandım. Bir de şunları unutmuşum. Ben uyanıp gerçekten çay koydum hepsine. Neden yaptım? İnanamıyorum ya. Şuna inanamıyorum. O yüzden ne yapacağını önünde... şaşırır yani. Evet buradan hırsızlara yani. Sesleniyoruz. Ya o kadar derin uyumuşum ki gerçekten. Çok çalıştığımız bir gündü. Hani böyle bazen... ölmeye yakın uyursun ya böyle beynini böyle kışlıkların arasına kaldırırsın naftalinle öyle uyuyordum yani. Bu kadar adam yani eve girdi. İlk biz şarkıyı söyledik bilmem ne yani uykuda bu bir müzik bir şey Allah Allah ne. Seni görene kadar hep bir ihtimal ya rüyadır filan derim. Çünkü Ahmet arada girer benim rüyalarım. Benim ya ilk döndüm Ahmet böyle bir şey tutuyor bana. Ama ciddiyim bir de ve değil mi? Siz şarkı söylüyorsunuz o böyle. Ses almak şey istiyor. Ben görevi üzerime aldım. Gerçekten abi. Ben böyle bir görev aşkı görmedim. Şimdi o da saçma. Şarkı söylüyorlar. Ahmet var. Bir çubuk tutuyor. Ne çubuğu? Bana diyor ki bir ara. Abi diyor senin sesin geliyor fakat görüntüde diyor Murat Cemcir var anlamıyorum diyor. Murat Cemcir'e kask kalmamış. Kafaya yerleşmiş. Olmadı. Olmamış. Daha da kötü. Kask olmuyor. Peki neden kimse Şirinler tişörtünden bahsediyor? Onu bana... Şirinler... Onu da bana onlar... Hadi. Planlı programlı o evet. Biz yaptık. Şirinler tişörtüyle mi? Gel. Şirinler... Gel. Ay, çok alçak gönüllü bir adammış ama başkası başka bir tepki de verebilirdi gerçekten de. Vallahi çok teşekkür ederiz yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.